Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala jami'il enbiya'i vel murselin ve ala alihim ve hulefaihim ve ashabihim ve etbaihim ecmaîn. Arkadaşlar, birçok kere tekrarladık ama ne kadar tekrarlasak o kadar yarar hasıl oluyor. İnşallah Teala İmam Birgibi Hazretlerinin vesile olduğu bu Arapçanın özeti konusunu yine bir tekrar yapacağız inşallah Teala. Allah ruhunu şad etsin. Avamil diye bir eser yazmış, Arapçayı onda özetlemiş. Fazla değil, sadece 15 derslik bir kitap. Onu kavrayan Arapçanın ne demek olduğunu anlar, hiçbir hocaya ihtiyacı olmadan gün be gün kendisini geliştirir. Onu anlamayan, senelerce medrese tahsili görse, yani özeti anlamayan, şart değil Avamil kitabını anlaması. Zaten o özeti anlarsa Avamil kitabını kolayca tercüme eder, ondan da faydalanır. Onu anlamayan senelerce Arapça okusa Arapçayı kavrayamaz. Mesela yeni bir Arapça hocasından duydum. Arapça çok zor. Ha, anladım ki anlamıyor arkadaş. Kavrayamamış Arapçanın ne demek olduğunu. İnşallah Teala yakında ikinci baskısını çıkaracağız. Cüz'i bir miktarda basmıştık. Tesili Kevafi'yi, yani geniş Arapça kitabımızı inşallah Teala harekelenmiş ve tercüme olunmuş halde inşallah ikinci baskısını yapacağız. Geniş çalışma yapmak isteyen kardeşlerimize iyi bir kaynak eser olacak. Biz çırpınıyoruz. Ümmet dininin dilini öğrensin. Peygamberimiz Arap olduğu için Allah Teala kelamını, kitabını Arapça olarak indirmiş. Ve Araplardan bazısı efendim havalara giriyor. Bizim dilimiz Arapça, Kur'an Arapça. Ben diyorum ki onlara da Kur'an Rabça. Kur'an'da kusur olmadığını, Arapçadır, kusur yoktur diyor. Alim, Arapça bir alim. Dedim ki ama çoğu Arapçada pek çok kusur var. Pek çok yanlış var. Neyse, yani diyeceğim, Arapçayı bilmek arkadaşlar, kaynaklara vakıf olmak demektir. Dinimizi güzelce anlamak ve anlatmak demektir. Bugün kim ne derse desin, bize kulak versin. Kur'an-ı Hakim'i anlamak isteyenler, yeryüzündeki bütün Kur'an meallerini bir araya getirseniz, anladık deseniz görürsünüz ki Kur'an-ı Kerim meallerinin %40'ı anlaşılmıyor. Bu da neden? Tercümeden kardeşlerimizin Arapça kuralları uygulayamadığından. Mesela geçen İmam Birgibi Hazretleri'nin İzhar kitabında var. İbni Hacib'in Kafiyesinde var. Bir yerde konu oldu, tefsir hocaları. Dedim ki, Kur'an-ı Kerim'deki gördüğünüz her zamir fasıl zamiri değil. Bir kelime, merfu muttasıl zamirle biterse, ona atıf yapılırken, munfasıl bir zamir gelir, öyle. Mesela, ketebetü, ene ve aliyün. Ketebtü, bakın oradaki tü merfu muttasıl zamir. Ben yazdım. Ene diye orayı tekit ediyoruz. Ve Aliyün, Ali de yazdı. Ketebe Zeydün, hüve ve Aliyün. O hüveye fasıl zamiri derdik biz hocam diyor. Yok dedim. Tekit zamir. Buradaki bu sefer ketebedeki gizli hüveyi tekit ediyor. Burada zamir var. Ondan sonra
efendim şey yapıyor. Bura anlaşılır tercümelerde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şu anda aklıma gelen bir ayeti celile. Estaizu billah. İnni kad ca'eni minel ilmi. Fettebi'ni ehdike sıradan seviyye. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki bana ilimden gelen geldi. İnni kad ca'eni minel ilmi. Ma bir şey geldi. Ma lem ye'tike. O şey sana gelmedi. Bana sana gelmeyen bir şey geldi ilimden. İlahi ilimden bana bir şey geldi. Fettebi'ni ey babacığım. Bana uy. Ehdike sıradan seviyya. Kusursuz, düzgün yola, Allah'ın yoluna seni erdireyim. Ya ebeti la ta'budu şeytan. İnne şeytane kâne lirrahmen asiyya. Ey babam. Şeytana uyma. Bil ki şeytan Allah'a düşman oldu. Buradaki şeyh, üstaz efendilere de sesleniyorum. Efendim, kıskançtır da Allah'ı sevdiği için şöyle böyle. Onun kapısında köpektir de. Çok büyük üstazlardan duyarım bunu. Bunda da var bir hikmet de. Sapıklıkta, kafirlikte ne hikmet olacak? Şeytan, kafirlerin başı tağuttur. Ve onun Allah'a sevgisi geçersizdir. Kıskançlığı, hasetliği kafirliğinden doğmuştur veya kıskançlık ve hasetliği kafirliğini yapmıştır, doğurmuştur. Ne diyor bakın? İnne şeytane kâne lirrahmâne asiyyâ. Ya ebeti, burası size vereceğim misal. İnni akâfu en yemessike azâbü minarrahmâne fetekûne lişşeytâni veliyyâ. Hemen açın maale buraya bir bakın bakalım. Deniz bura hangi surede? Meryem suresinde. Aferin. Evet. Evet. Hemen bak orada var maal. Bak 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 beyaz. Şöyle var ışığın altına. Hemen bana getir, çabuk bulayım. Evet. Evet. Şurası, oku. Kaçıncı ayet bak. İnni akhafu en yemessike azabun minerrahman fetekune lişşeytani veliyya. Mealine bak. Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Öyle değil işte orada bakın. İnni akhafu en yemessike azabun minerrahmani fetekune lişşeytani veliyya. Çünkü sen şeytana dost ve köle oldun. Ona yar ve yardımcı, hizmetkar, kul oldun. Bunun için azabın sana dokunmasından korkar. Gördünüz mü arkadaşlar? Dev gibi bir cemaatin tefsiri, şeyi, meali bu. Oradaki fa sebebiyedir. Niçin, neden anlatıyor. Yukarıya burayı bu şekil bağlamak işte er iş. Diyorum ki bakın, altı kelam fa ve vav harflerinden önce gelirse, bu vav ve fa harflerinden sonraki muzari mansup ve meczum olur bazen de. Bazen de şarta cevap gelir. Neydir bunlar? Emirdir, nehidir, istifhamdır, nehidir, tereccidir, arzdır, temennidir. Bu kelamlardan, cümlelerden sonra geldiğinde ya şarta cevap olur, mukadder bir şart cümlesine cevap, yahut da talil ifade eder, sebebiye olur arkadaşlar. Evet, dönüyorum. Kardeşlerim, Arapçayı iyi öğrenelim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun. Gençliğimden beri kurallar ezberimde. Mısır'da yetişmiş bir profesör, Arapça ben anlayamadım.
Ali İhsan hocam, sen anlamadınsa bana ne? Araplar da anlayamıyor. Medine-i Münevvere'deki üniversitedeki hocayla tartıştım, haklı çıktım. Bir harekenin nedenliği hususunda. Evet, şimdi arkadaşlar çalışacağız, gayret edeceğiz ve Kur'an'dan aldığımız nasip kadar oluruz. Bu dinin kurucusu Allah'ın izniyle Resulullah'tır, onun dediği dediktir arkadaşlar. Ve takdir onundur. Bize düşen sadece ona hizmet etmek, onu anlamak ve anlatmaktır. Uhud'da çok açık ne yaptı? Kimin ezberi fazlaysa öne koydu. Şehitleri defnederken. Askere nasihat ediyorum kardeşim. Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman et. Namazını kılmaya gayret et. Asker ve polislere bilhassa diyorum. Herkes bunu yapsın. Niye? Genç vefat edince bunları soruyoruz. Allah ve Resulünü sever miydi? Severdi hocam. Sen ne diyorsun hocam? Hem de nasıl severdi? Namazını hiç kaçırmazdı. Geri kusurlarını Allah yürü yıkar. Hele şehadet onu yüce yüce mertebelere erdirir. Evet. Evet arkadaşlar. Arapçayı 100 maddede özetlemiş. Biz de bir teshil yaptık o esere. Başlangıçta yazmaya, eser yazmaya başladığımızda teshil-i avamil diye daha da açık ve anlaşılır hale getirdik. Bir iki pürüzü de sildik, düzelttik o eserdeki bir iki pürüz. Allah'ın ihsanına, ikramına sonsuz hamd ederim. Bana bu idraki anlayışı verdiği için. Şimdi mesela asırlardır amil, mamul, amel. Ya bu Arapça Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere Arapçayı tesis edenler tarafından kural bunlar. Türkçesi ne? Etkileyen, etkilenen, etki. 60 amil, 30 mamul, 10 amel. Mesela ne demek? Etkileyen, etkilenen, etki. Allahu başına o 60 amilden birincisi bağ geldi. Billahi. Ha, o bağ ne oldu? Amiller grubundan geldi, etkileyen. Allah ismi celili 30 grup mamulden biri, etkilenen. Sonundaki esrede 10 amelden, etkiden biri esre. Şimdi amil ikiye ayrılır. Lafzi manevi. Manevi amil konum ve durumdan ibarettir. Yani bir kelimenin konum ve durumu onu etkiler, hareke verir. Bu iki tane. Mübteda ve haberi etkiler. Mübteda ve haberi bir de muzari fiili. İki tane. Mübteda ve haberi etkileyen, merfu kılan, muzari fiili merfu kılan. Mesela muzari fiil, nasb ve cezm edatlarından arınmış konum ve durumda geldiğinde onun bu hali onun merfu olmasını, yansuru şeklinde, yansurani yansurune şeklinde merfu halde olmasını gerekli kılar. Evet, isim de başta gelmekle, başında amil olmamakla o konum ve durum Aliyyün Veliyyün. Ali velidir, Allah dostudur. Bunların merfu olmasını her iki şıkkın gerekli. Lafzi amil ikiye ayrılıyor tekrar. Kıyasi semai, semai duyum ve ezbere dayanan 5 kısım. Cer harfleri, nevas harfleri 28 tane toplam. Cer harfleri 20, inne ve kardeşleri 8, 28. Ma ve la, leyseye benzeyen diyoruz, 30 oldu 2 tane. 4 tane muzari fiili nasbeden, 15 tane de cezmeden toplam ne oldu? 49. 9 tane kıyasi amil. Kıyasi amil ne demek? Ölçü ve kurala dayanan. Fiillerin tamamı amildir. Nasara nedir? Fiildir. Öyleyse bu da amildir. Kıyas yaptık bak. Kural. Fiillerin tamamı amildir. Nasara. Fiildir. Öyleyse bu da amildir. Ne yapar? Mamul alır. Etkilenen alır. Yansuru Aliyyün. Veliyyen. Ali veliye yardım ediyor mesela. Efendim ismi fail, ismi meful vesaire. Bunları sayılacak, tekrar tekrar sayıyoruz. Ezbere diyorum bunları hazmedin. Hem ezbere alın hem de anlayın. 30 tane mamul. Bunun
25 tanesi asıl, 5 tanesi tabi. Tabi ne demek? Asıl mamul ne yapmış? Amilden etkilenmiş. Bu da ona uymuş. Mesela Câe Aliyyun, Ali geldi. El Fâdılü, üstünlük sahibi. Üstün Ali geldi. Câe Aliyyun El Fâdılü. Câe Racülün, Kerimün, hoş adam geldi. Ney? Sıfat. Sıfat kendisinden öncekine mevsuf diyoruz. Ona nedir? Tabidir. 5 tane bunlar. 25 mamulün 9 tanesi merfu, yani ötreli vesaire. 13 tanesi mansup, üstünlü vesaire. 2 tanesi mecrur, esreli vesaire. 1 tanesi meczum, başına cezmedatı gelmiş olan muzari fiil. 10 amel, etki. 3 tane hareke, failin ötresi misal, mef'ulün üstünü, tamlanan muzafın ileyhin esresi. Ondan sonra harfle harekelenenlerde failin vavı, mef'ulün elifi, muzafın ileyhin, yani tamlananın esresi, şey yası. Mesela ebuhu, ebahu, ebihi. Bir de irab nunumuz var. Tesniye, cemiler ve muhatabaya geliyor. Bir de isimlerden tesniyelerle cemi müzekker salime geliyor. Katibun gibi. Bunun demek ki vav, elif, ya, nun ne yaptı? 7. 3 tane de hazif. Alametin bu etkinin kaldırılması. Yensuru da lem yensur. Mesela yelidü lem yelit. İhlas-ı Şerif'teki ötrenin kalkması. Buna ne diyormuşuz? Hazfetmek. Hazf. Kaldırmak. Ha. Tera kelimesinde, yarmi kelimesindeki yağların, eliflerin kalkması. Lem tera. Yensurani yensurune, tensurani tensurune, bir de tensurine. Nunun kalkması. Demek ki harekenin, illet harfinin ve irab nununun kalkması. Şimdi bu harekeleme sanatı arkadaşlar 9 surette sergileniyor. Ne kadar kolay. O 30 mamul de 9 şekilden birine giriyor. 9 maddeyi sayıyorum. 1. Sırf hareke ile iraplanıp tam iraplı olan. Aliyyun, Aliyyen, Aliyyin gibi. Ne bu? Müfret munsarif dediğimiz tekil düzenli isimle cemi mükesser munsarif. Yani çekime gelen isim çekim ve kurallarına uyan kırık cemi. Kırık cemi tekildeki değişiklikle elde ettiğimiz cemi. Mesela katibün küttabun, talibün talebetün. Gövdesinde bazı değişiklikler yaparak elde ettiğimiz cemi. Demek ki birinci şıkkımız bu. Tekil düzenli isimle cemi mükesser, düzenli yani kurala uyan cemi mükesser. O da ne? Aliyyün kelimesinin ilyetün. İlyeten, ilyetin. Bakın Ali gibi aynen. Ötre üstün, esre alt. Tam iraplı. Ha. Bunun B ve C şıkkı var. Harekeyle iraplananın noksan iraplı herkiste. Ref ve nasb halinde, yani öznelik ve tümlecilik halinde, efendim şey, ref halinde ötre, nasb ve cer halinde. Bakın düzeltiyorum. Öznelik halinde ötre, nasb ve cer hali, tümleçlik ve tamlananlık halinde üstün. Bu da gayrimunsarif kelimeler. Mesela Ahmedü, İbrahim'i, yabancı dillerdeki bütün özel isimler, eğer o kelime aslında Arapça değilse, mesela Enkaratü, İstanbul'u, İbrahim'i, efendim Deniz'ü, yabancı dildeki özel isimler gayrimunsariftir. Yani çekime gelmiyor. Mesela katibün katibetün dersek bu çekime geliyor. Niye? Erkeği dişisi var. Ama denizü denizetü diye uygulama yapamıyoruz. İşte buna gayrimunsarif diyoruz. Efendim İstanbul'u İstanbuletü diyemiyoruz. Evet. Arapça
isim çekim sigalarına, kalıplarına, kurallarına uymuyor. Ha, bu ref halinde, ötre nas becer halinde üstün. Üçüncüsü arkadaşlar, sadece cemi müennesi salim. Müslimetün kelimesinin çoğulu. Müslimatün, müminatün, kanitatün, abidatün, ayatün, zeynebatün. Ha, ref halinde ötre, bu da gayrimunsarifin zıttı. Nasb ve cer halinde esre. Harekeyle iraplı bitti. Sırf harflerle iraplanan. Bunun dördüncü şık, harflerle iraplananın birinci şıkkı. Tam iraplı bu da. Ebuhu, ebahu, ebihi. Şu kolaylığa bakın, sadece altı isim. Bizim yazdığımız eserde çok açıkça bunlar sayılıyor. Ebuhu, ehuhu, hamuha, henuhu, fuhu. Bir de zu kelimesi. Zu celalin, za celalin, zi celalin. Ref halinde vav, nasb halinde elif, cer halinde ya. Ref hali neydi? Öznelik hali. Nasb hali neydi? Tümleşlik hali. Efendim, cer hali neydi? Tamlananlık hali. Mesela öğretmenin kalemi diyoruz. Bunu çevirdik. Kalemi muallimin. Bakın esra. Bazında esra gelmez de başka alamet gelir. Cer hali diyoruz. Evet. Bunun B ve C şıkkı neyin? Harflerle iraplananın. Ne oldu? B şıkkı 5, C şıkkı 6. B şıkkı sadece cemi müzekkeri salimle ona benzeyen iki grup. Birisi grup, birisi tek. Zü kelimesinin kıyası çoğulu ülû kelimesi. Sahip. Alimun ref hali. Alimin, alimin. Sakin ya ile. Alimun öznelik hali. Alimin, alimin. Alimler derken nasb ve cer hali. Yani tümleşlik ve tamlananlık hali. Ülû kelimesi. Sahipler. Ülül elbab. Ülil elbab, ülil elbab. Oradaki ya'ya benziyor bakın. Bir de 20'den 90'a kadar sayılar. İşrun, cemi müzekkere benziyor bakın. Tis'un, ikisi arasındaki diğerleri. Ref halinde bunlar, vav. Nasb ve cer halinde, sakin, ya. Altıncı şıkkımız. Ne oldu? Harfle harekelenenin üçüncü şıkkı. Bu da 90 iraplı. Ne yapıyor? Ref halinde elif, nasb ve cer halinde cezimli ya. Katibani, katibeyni, katibeyni. Ne? Tesniyeler, iki varlığı anlatan her kelime. Daha iki sayısı. İsnani, isnetani, sintani. Bir de tekit için gelen bu ikiye, kila, kilta kelimeler. Her ikisi manasında. Erkekler için kila, dişiler için kilta. Her ikisi. Evet, yedinci şıkkımız arkadaşlar, tekil düzenli muzari. Tekil düzenli muzari. Yani gövdesinde ille tarifi olmayan, yensuru gibi, yektübü gibi, yedhulu gibi. Ref halinde ötre, nasb halinde üstün, cer halinde cezm halinde, hazf hali diyeceğiz ya. Buna biz hareke ve hazifle iraplanan kelime diyoruz. Hareke ve hazifle. Bu tam iraplı. Niye? Ref halinde ötreyi aldı. Nasb halinde üstüne aldı. Yensuru en yensura. Hazf halinde de ne yaptı? Harekesi kalktı. Lem yensur. Sekizincisi arkadaşlar, bu da tam iraplı. Gene muzari fiil ama sonunda illet harfi olan. Rama yermi. Tera yera. Ra'a yera. Re'a, yera, efendim, gaza, yagzu. Ref halinde, burada takdiren ötre, yermi'nin aslı yermiyü. Nasb halinde en yermiye, len yermiye. Hazf halinde son harfinin, illet harfinin kaldırılmasıyla. Yermi, lem yermi. Yagzu, lem yagzu. Tera, lem tera. Kara kara dokuzuncu şık kaldı arkadaşlar. O da ney?
Noksan iraplı muzari fiili. Efendim, lem yettesil bi ehlihi damirun der. Biz de bunu anlattık, tekrarladık ama izah ettik. Sonuna zamir bitişmeyen. Yani alamet olarak gelen zamir. Ne bu? Tesniye elifi, cemi, müzekker, vavı ve muhataba, yası, gelen muzari fiiller. Bunların ref hali İrab nunuyla yensurani, yensurune, tensurani, tensurune, tensurine. Nasb ve cezm halinde, hazif hali dediğimiz cezimlenmesi hali nunun kalkmasıyla. Bunun için de noksan İraplı diyoruz. Mesela Ali yani yensurani, iki Ali yardım ediyorlar. En yensura, yardım etmeleri için yardım ediyorlar. Niçin? Li i'la'i dinihima, dinlerinin yüceltilmesi için. Orada en geldi, nunu ne yaptı? Düşürdü. Diğer muzafirliler de en ne yapıyordu? Nasb ediyordu, fetha koyuyordu. Bunda nunu düşürüyor. Yensurani, yensurune, tensurani, tensurune, tensurine. Mesela en tensuri ya Ayşe. Mesela ya Ayşe. Ayşe geldi, en tensuri. Nun düştü. Efendim, tensurune derken, tensuru. Efendim. Cezmde de böyle. Lem yensura, lem yensuru, lem tensura, lem tensuru, lem tensuri. Arkadaşlar, bütün kelimeler bunlara benzer. Kelimeleri tanıdı mıydı? Nasıl hareketleneceğini de bilirsiniz. Bir de anlatayım. Kaç dakikamız var? Var hocam abi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Fazla hızlanmayayım. Şimdi bazı istilahlar var. Terim, istilah. Bunlar arkadaşlar, istilah kelimesi salaha, istilah ittifak anlamında. Bir branş ehlinin bir kelimeyi bir konuda bir anlamda kullanmakta ittifakları demektir. Mesela İrab kelimesi e'rabe yu'ribu i'rab, açığa koymak demektir. Bu Arapçada istilah olmuş. Etkileyen amil kelimelerin ve harflerin mamulleri nasıl etkilediğini ve etkinin sonda ne olduğunu açığa koyma ilmi, İrab. Açığa koyma, parantez içerisinde ilmi. Bir de açığa konan o 10 maddeye de İrab diyoruz. İrab'ın ne demek olduğunu asla unutmayın. Demek ki bu işi bilerek Arapçanın sırlarını açığa koyma ilmi, bir de açığa konan. Açığa konana mureb dememiş, ismi meful manasını getirmemiş. Arapçada buna çok rastlarız. Mastardan ismi fail yapar, ismi meful yapar. Yani ismi fail yerine, ismi meful yerine mastar kullanır. Burada mureb dememiş, açığa konan demektir mureb. Çünkü mebni diye kelimeler var. Amilden etkilenmez, olduğu gibi kalır her yerde. Mebni. Onun karşılığına murebün aleyh demektir. Murebün aleyhi mureb diye kullanınca bunu da İrab diye kullanmış. Evet. Şimdi bana herhangi bir isim söyleyin. Üç halini. Hem ref hali, nasb hali, cer hali ne demek anlaşılsın. Merfu, mansup, mecruf. Hem o anlaşılsın. Hem de burada tatbik edeyim. Hangi İsim aklınıza gelirse gelsin. Arapça bir isim söyleyin. Deniz sen söyle. Abdullah. Abdullahi. Evet. Arkadaşlar. Mesela ca'e. Ca'e. Geldi. Abdullahi. Burada efendim
Bir sır daha öğreneceksiniz ki bu 100 maddenin içinde bunlar var. Câe Abdullahi. Evet. Arkadaşlar, fiillerin tamamı amil. Bu neydi? Amil. Şu abdü mamul. Mamul. Merfu mamul. Ref hali. Yani arkadaşlar, fail genelde işin sahibi olduğu için yüksek makama konmuş demektir. Merfu. Yükseltilmiş. Yüksek yere konmuş. Öne alınmış misal. Efendim. Câe Abdullahi. Abdullah geldi derken ref hali. Ra'eytü. Bakın nasb hali. Ra'eytü. Abdallahi. Ra'eytü Abdallahi. Allah'ın kulu. Bu gene amil. Amil. Bu da mamul. Ne oldu? Nasb hali üstüne aldı. Tekil düzenli isim çünkü. Abdün kelimesi tekil düzenli isim. Bunun çoğulu da kırık cemi. O da ötle üstün esrarlıdır. İbadün, ibaden, iba, din. Din. Evet. Ra'eytü Abdallahi. Allah'ın kulunu gördüm. Evet. Merartü. Ziyaret için uğradım. Merartü. Tü. Bi. Abdillahi. Merartü. Bi abdillahi. Allah'ın kuluna. Abdullah'a ziyaret için uğradım. Cer hali. Cer kelimesi Arapçada bir şeye alıp çekmek. Alıp çekmek, çekip indirmek demektir. Harekeyi yukarıdan aşağı indirdiği için cer harfleri diyoruz, 20 tane. Buna izafet harfleri de denir. İzafet harfleri de ilgileme, tamlama harfleri. Mesela veledu Ali'nin, Ali'nin çocuğu, çocuğun Ali'ye ait olduğunu ortaya koyduk. Ait kılma, ilgileme harfleri de deniyor. Gelelim Allah ismi Celle hepsinde niye esra oldu? Kıyas-ı amillerden birisi muzaf isim arkadaşlar. 20 tane cer harfi esreler isimleri, bir de muzaf olan her bir kelime. Muzaf neydi? Tamlayan. Kalemi muallimin. Veledü aliyin. Babu beytin. Evin kapısı. Tamlayan, tamlanan diyoruz Türkçe'de. Muzaf, muzafın dili. Muzaf neymiş? Cer harfleri gibi etkilermiş. Dolayısıyla burada devamlı lillahi takdir edin. Her zaman ne yapar? Billahi, her zaman billahi. Allah ismi Celle'nin ne yapar arkadaşlar? Esreler. Bir başka misal daha şey yapın. İsim verin, misal verelim. Selim. Selim'in. Evet. Gayet kolay. Selim'in de arkadaşlar nedir? Munsarif isim, düzenli isim. Evet. Biz şey yaptık. Câe demeyelim de ketebe diyelim buna da. Ketebe yazdı. Selim'in. Arkadaşlar, Selim'in çoğulu Sülema gelir. Sülema'u. Ketebe Sülema'u. Selimler yazdılar. Sülema'u füala vezni gayrimunsarif. Burada bir değişiklik olacak. Ketebe Selim'in. Selim yazdı. Saddaktü, tasdik ettim, onayladım. Selimen. Evet. Şöyle edelim. Şuraya sıkıştıralım. Selimen. Selim'i tasdik ettim. Burada ne oldu? Sülema'e. Sülema'e. Evet. Sellemtü. Selam verdim. Ala. Selim min.
Selim'in. Peki Süleyman ne yapacak Erol? Süleyman'e. Hah, gayrimunsarifte fetha ile mecrur oluyor. Ahmet dediğimiz gibi, yabancı özel isimler dediğimiz gibi Süleyman'e. Bu kadar kolay arkadaşlar. Mesela mebni kelime ne demek? Ellezî Kur'an'da çok geçer. Görürsünüz. Her zaman ellezîdir. Buna mebni diyoruz. Amilden etkilenmeyen. Mebni yani kurulmuş. Kurum haline gelmiş. Binaya dokunamadığımız gibi, çadıra istediğimiz gibi yapıyor, bozuyoruz. Ama binayı ne yapamayız? Bozamayız. Mebni bina demektir. Yani kurulmuş kelime. Ellezî. Men. Câe men. Râeytü men. Sellemtü alâ men. Bir kimseye, bir kimse geldi, bir kimseyi gördüm, bir kimseye selam verdim. Her şey çok kolay Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Hocam diyor, hocam, Kur'an-ı Kerim 606 sayfa eski nüshalarda nasıl hatırında tutuyor? Dedim ki en az 6000 sayfa da Kur'an'la ilgili ezberimde not var. En az 6000 sayfa. Hoca efendi profesör olmuş ama 601 maddeyi bir tekrarlasın. 600 sadece. Hamdolsun. Namazda Rabbimin huzurunda duruyorum. Ey Rabbim, bedenen Kabe'ne ruhumla sana yöneldim diyorum. Kur'an'ı hatmediyorum. Ve Kur'an'ı hatmederken o yüce notlarla. Onaylı tefsir notlar. Onaylı. Herkesin fesübhanallah, maşallah. Çok yerinde bir açıklama dediği açıklamalarla dopdolu notlar. Hamdolsun Allah'a. Allah'a hamdolsun. Allah Teala bu beyni nasıl yaratmış? Yeter ki siz çalışın, çalıştır. Bir genç memure gördüm. Vakıflar ve derneklerle ilgili emniyet görevlisi. Binlerce kural ezberinde. Herkes istifade ediyor. Niye olmasın ki? Kur'an Allah'ın mucizesi. Azıcık çalışırsın, çokça ezberlenir. Azıcık öğrenirsin, çokça anlarsın. Hele hele Yüce Mevla'dan okumasına ulaşırsın. Anlamaya ulaşırsın. Kendi tefsirini sana kendisi yaparsa. Evet, Rızanillah El-Fatiha.